Beklediğiniz video geldi. Oyuncu gelişimi ile ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Ben de buna değinmek istedim. Aslında e, bu sistem çok kanser bir sistem oyuncu gelişimi açısından. Neden bir kanser sistem? Önce isterseniz buradan bahsedelim. Abi 65 e, rating'li 18 yaşındaki adamı alıyorsun. 94 potansiyel ama 80'e bile çıkartamıyorsun. Ya da çok aşırı böyle 10 sezonda çıkıyor. Bu yüzden kanser bir sistem. Fakat e, hani burada şunu beklemeyin. Oyuncu gelişimi diye attım ya bu videoyu ise. Aa her oyuncunuz artık potansiyelini gösterecek. Çok yükselecek değil. Sizin için bu sorunuzu minimuma indirecek. Bu sorunuzu bin nebze giderecek şeylerden bahsedeceğim. Birçok kişi de eminim ki bunları biliyordur. Ama bilmeyenler bana soranlar için ben yenilemiş olayım. Tekrarlamış olayım bilgileri. En azından nasıl olduğunu nasıl etkilendiğini öğrenelim. Antrenmanla ilgili menajer kısmıyla ilgili geliştirmelerle ilgili buradaki detaylara girelim. Fakat şunu unutmayın. İşte bazen istisnada bir bakıyorsun 28 yaşındaki adam e, gelişiyor. Hızlı da gelişiyor. Potansiyeli 82. Adam 74 mesela 82. Potansiyeline ulaşıyor bir sezonda, iki sezonda. Ama genç oyuncular yükselmiyor. Bu artık oyunun bug'ı mı diyeyim, hatası mı diyeyim, sorunu mu diyeyim bilmiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle antrenman sistemi aşırı aşırı kötü. Onu da söyleyerek hadi geçelim. Moral bozmak da istemiyorum ama ee umarım sizde etkili olur. Bazen işte dediğim gibi kariyer baga girdiği zaman bazı oyuncular gelişim vesaire baga giriyor, olmuyor. Bazen bakıyorsun çok iyi oluyor, çok hızlı oluyor. İstisnadır. Şansınıza kalmış diyelim. Geçelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Oyuna bugün de güncelleme geldi. Biraz performans iyileştirmeleri yapılmış. Şöyle Geçelim direkt İngiltere'den bir tane takım alalım. Önümüze gelen ilk takımı alalım. Barnavut üzerinden göstereyim. Şimdi Las Palmas taktiğini göstermiştim zaten size. Las Palmas silinebilir. <laughs> 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 Elhamdülillah çok şükür. Evet gençler. Şu an bilerek buraları böyle geçiyorum ki oyunun hızı nasıl olacak görelim diye. Çok fazla bir değişim göremiyoruz. Ücretsiz paketler. Ücretsiz paketlerden çok da bir şey çıkmıyor. Şimdi gençler ee, ilk olarak yapmanız gereken şey tabii ki biliyorsunuz. Daha verim almak için antrenman testlerini geliştirmek. Sebebi ise daha fazla slot açmak. Şimdi buradan geliyorsunuz. Buradaki mesela 575miş, Yapıyorsunuz yükselttiniz diyelim. Bak seviye çıkardınız. Kesinlikle şu 3 çarpı yazan yerde teknik olsun. Teknik bütün mevkilerdeki oyuncular için ihtiyaç olduğu için bu oyunda da biraz tekniği fazla kullanınca oyuncular daha hızlı gelişiyor. Hatta şunu söyleyeyim size. Farz edelim ki bu 4 taneniz açık. Daha geliştirmemişsiniz. Bunun bir tanesini fiziksel yapın. Bir tanesini kesinlikle teknik yapın. Bir tanesini taktik yapın. Ha sizin burada tekniğiniz var mı? O yüzden şu tekniğin yerine mesela her hafta değiştirebilirsiniz. Sabit olabilir. Hücum, savunma bunları değişmeli kullan. Ama bence şu 1, 2, 3 sabit kalsın. Ondan sonra bir slot da açtınız. Bir slot da açtınız. Savunma koyun. Hücum, savunma koyun. Arada kalecilikte bir tanesini değiştirin. Bir slot da açtınız. İşte o zaman kaleciniz eğer geliştirmek istiyorsanız kalecileriniz zayıfsa kaleci antrenörü koyun. Ama ben tavsiye etmem. Kalecit antrenörü yerine teknik koyun. Hani bir tane hücum, bir tane savunma, bir tane fiziğiniz oldu ya. Bir tane taktik. Gerisini hepsini teknik dizin. Daha hızlı gelişecektir. Teknik e, oyuncuların gelişimini daha çok etkiliyor. Bir. İkincisi arkadaşlar yapmanız. E, burada yapacağınız şey bu. Tesisleri fullüyoruz. Ne kadar geliştirirsek, ne kadar teknik slotu kullanırsak. O kadar daha faydalı olur bizim için. Ondan sonra zaten e, menajer kısmı önemli. Menajer kısmında bakın. Önce şu kısımda. Menajeri geliştiriyoruz ya. Bakın mesela ben hep önceliği nereye vermişim? Kaleci antrenmanı, savunma antrenmanı işte. Antrenmanlara adam yönetimini maçlardan dolayı koymuşum. Kondisyon çalışmaları, sakatlık önemi vesaire. Ama burada antrenmanlara öncelikli verin. Ben önce antrenmanları şişirip ondan sonra diğerini şişireceğim. Antrenmanlarınızı ne kadar fullerseniz o kadar oyuncu gelişiminizi etkileyecek bir. Burada önemli bir etme. Fakat benim de daha açmadığım şeyler var. Şimdi bilin seviye amatörde ne yapıyoruz? Bakın etkili antrenman. Bunu alın. Gördüğünüz gibi etkili antrenman ve şurada da dünya çapında antrenman var. Bunları zaten hepiniz yapıyorsunuz da belki bilmeyenler nasıl etkileniyor diye tekrar ben özet geçeyim. Etkili antrenman ve dünya çapında antrenmanları yaptınız. Güzel. Ondan sonra geçiyorsunuz arkadaşlar buraya. Yine profesyonel yükseldiniz. Hemen yine buradan antrenman ve dünya çapında antrenmanı açıyorsunuz. Ve daha devamı gelecek bakın. Yine burada da etkili antrenmanı açtınız. Dünya çapında antrenman açtınız. Güzel. Devam ediyoruz. Hemen geliyoruz buraya. Etkili antrenman. Dünya çapında antrenman. Okey. Burada da yaptık. Ondan sonra arkadaşlar efsane seviyesine geldik. Efsane seviyesine etkili antrenman, maç eee önü rating el paradır. Şu etkili antrenmanı yükselttikten sonra burada neyi, yükseltme, neyi yükseltebiliriz? Artık e, görüyorsunuz dünya çapında antrenman slotu kalktı. Bu yüzden e, şu ge, kimya güçlendirme vesaire bunları e, aktif edip takımın e, kimya değerini arttırdıktan sonra bu taktik kısmını azaltıp daha çok teknik kullanabilirsiniz. Hani şu kısım size çok faydalı oluyor. Takım kimyası güçlendirme. Bunu açtığınız zaman sizin takımlarınız otomatikman kimyası daha yüksek başlıyor. Bu yüzden antrenman yaparken de taktik slotlarını azaltıp böyle arada bir yapıp e, taktik slotlar yerine şuradan da üzerine göstereyim taktik slotlar yerine teknik slotlara geçin. Buradaki en önemlisi o arkadaşlar bakın. Şu taktiği mesela diyelim ki ben orada full e, yükselttim kendi taktiğimi. Tekniğimi. Hemen geliyorum buradan. Hop. Bunu da tekniğe çeviriyorum. Bunlar e, önemli etmenler. Teknik antrenmanları oyuncuların en çok hızlı gelişmesini sağlayan bir antrenman metodudur. O yüzden elinizden geldiğince fazlaca teknik metodu kullanın. Teknik dışında da Diğerini kullanın. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Hani potansiyeller konusunda da örnek veriyorum tamamen atıyorum. Zabarni 92 reytingde şöyle niteliklerini göstereyim. 78 reytingde 20 yaşında çok gençte mi gelişmesi lazım? 92'de potansiyeli var. Bir bakıyorsun gelişimi çok yavaş oluyor. Pardon ya yani, niye geçtim orayı. Bir bakıyorsun çok yavaş oluyor. Şuraya bir geliyorsun örnek veriyorum. Şöyle yaşını almış bir tane futbolcu bulalım tamamlamamış reytingini. Abi yaşlı bir tanesi yok mu ya? Bu takımda hep gençleri toplamış bir ara. Abi yok yaşlı. Yaşı büyük ama şey bulamadım. Örnek verecek oyuncu bulamadım Bu takıma bak. Hadi şu oyuncu üzerinden verelim. Ronald için. 28 26 yaşında. Hadi 28 yaşında olduğunda da varsayalım. Fark etmiyor. 75 rating. Buranda 85 olduğunu düşünün abi bir bakıyorsun bu oyuncu bazen oynamadığı halde çok çok hızlı gelişiyor gençlere göre bu da artık bug mu diyeyim istisna mı diyeyim gerçekten bu kısmını çözemedim SM23'te de vardı burada da var o yüzden e, antrenman yaparken oyuncular ilk 6 ay mesela kullandınız yaptınız baktınız yavaş gelişiyor. Orada oyuncunuz düşük, gelişime açık daha farklı oyuncu alabilirsiniz. Bilin ki oyuncu ya baga takılmıştır ya bir sıkıntı olmuştur. Ee, o yüzden ilerlemiyordur. Potansiyeller maalesef bu oyunda çok askıda kalıyor. Ee, Gerçekleşmiyor da potansiyelini tamamlayamıyor oyuncular. Oyuncu ile ilgili verebileceğim bilgiler bunlardı. Eminim ee, ufak da olsa işinize yarayacak ama beklentinizi karşılar mı bekleyip göreceğiz. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.